Aks ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk evi programı ile birlikteyiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz ve bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk eden siz değerli izleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bildiğiniz gibi konuk evi programı hafta içi her gün ekranlarınıza gelen bir program ve bu programda değerli isimleri ağırlıyoruz. Farklı farklı konular hakkında sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz, değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de yine çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Bugün bilinen adıyla optikliği, gözlükçülüğü konuşacağız ve Samsun'un önemli isimlerinden biri. Bu anlamda bu işin piri diyebileceğimiz bir isim bizlerle birlikte. Optik Sayın Ahmet Bulut stüdyomuzda hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle davetimizi kırmadınız, buradasınız. Anlatacaklarınız için de şimdiden teşekkür ediyoruz size. Bugün dediğim gibi bilinen adıyla optik kavramını, gözlükçülüğü konuşacağız. Bu mesleğin detaylarını, ayrıntılarını sizden deneyeceğiz ama öncelikle sizi tanıyalım isterseniz. Ahmet Bulut kimdir? Evet. Öncelikle tüm Türkiye'nin ve Samsun'un Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Bugün evet. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı biliyorsunuz. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adım Ahmet Bulut, konuşulan adımdır ama esas adım Ahmet Ali Bulut'tur. 1952 yılında Ofta doğdum. 1963 yılında burada var olan evimize, buraya geldim. Geldiğim yılda da abim saatçiydi, ben de ona çırak başladım. O dönemler, yani o yıllar nasıl sünnetçiliği berberler yapıyorsa gözlükçülüğü de saatçiler yapardı. Yani gözlükçülük diye tam bir meslek yoktu. Yani hep bir yan meslekti. 64'te biz gözlükçülüğe başladık abimle birlikte. Hemen Mecidiyenin başında Nur Optik adı altında. O Nur Optik hala devam ediyor. Bir gözlükçü dükkanında başladık. O zaman Samsun'da 3 tane gözlükçü vardı. Ve bu 3 gözlükçü Tokat, Amasya, Pafra, Sinop illeri ve ilçelerine hitap ediyordu. Evet, sadece 3 tane değil üç mi? Şimdi ne kadar enteresan evet, geliyor. 3 gözlükçü yalnız bu illere hitap ediyordu. Niye? Oralarda göz doktoru yoktu. Göz doktoru olmayınca da gözlükçüyle dükkan açmıyordu. Bugün bu iller ve ilçelerinde gözlükçü ve göz doktoru var. Evet. Samsun'da da 3 gözlükçü yerine 64 gözlükçü var. Evet. Yine de sanki çok fazla değil gibi 64 dendiği zaman. Yok. Doğru çok. Mudur? Çok mudur? Nüfus başına aşağı yukarı işte 4-5 bin kişi düşüyor. Bu çok bir şey değil. Evet. Gözlük kullanımı Türkiye'de %5'tir. Avrupa'da %30'un üzerinde ama Türkiye'de %5'tir. Evet. Neden peki böyle bir uçurum var arada sizce? Evet. Bir örnekle izah edeyim ben size bunu. Bir gün bana bir dostum abi dedi eniştemi getirdim dedi. Bunun gözü zaten biraz bozuk gibi geliyor bana ama var mı tanıdığım bir doktor bir tavsiye et de gönderelim. Ben de aradım bir doktoru gönderdim. Hasta geldi. 14,5 numara yazıyor gözüne. Gözlüğün en düşük değeri 0,25'tir. Evet. 0,25, 0,50, 0,75, 1,25 diye artar. Bu arkadaşımızın neticesinde 14,5 numara yazıyor. 14,5 numara dediğimiz kişi normalde sizi böyle göremez. Çok sisli bir havada nasıl yolculuk ederiz de karşımızdaki insanları görürsek o 14,5 numarada öyle bir şeydir. Yani ayırt etmesi, seçmesi mümkün değil. Tamamen hissiyatıyla hareket eder. 14,5 numara Allah Allah dedim. Yani bir yanlışlık var falan. Ben doktoru aradım. Yani acaba 1,5 numarada mı böyle yanlış yazdı? Yok abi dedi. O dedi aslında 17 numara da ilk kullandığı için ben 14,5 numara veriyorum. Yani buradan şuraya geliyorum. 14,5 numara olan insan bile gözünün bozuk olduğunu tam olarak bilmiyor. Evet, doktora gitme ihtiyacı duymuyor. Duymuyor. Yani gördüğünü zannediyor. Gene bir hanım geldi, yeni gelin almış. Dedi ki ya bu gelin dedi hep çayları doldururken dışarıya döküyor dedi. Ya bunu bir baktırsak, gene baktırdık 13 numara bozuk gözü. Yani Türk toplumu, bizim bildiğimiz Türk toplumu
ihtiyaç hissetmiyor bunu, anlamıyor bunu. Presbiyopi dediğimiz bir hastalık, yani yakını görememe hastalığı, çok doğal bir hastalıktır. Nasıl insanın saçı dökülür, evet, yaşlı da nasıl beyazır, 40 yaşını geçen her insanda presbiyopi başlar, miyoplar evet, hariç. Yakın gözlükleri vardır genelde değil mi? Evet, insanların? Evet. Ama bu insanlar birden gelir, ya ben ne oldu bana bilmiyorum ya kardeşim, daha yazıyı okuyamıyorum, işte böyle uzatıyorum, yakınlaşıyorum. Ama diyoruz ki işte kardeşim, yani sen doktora gitmen lazım, 40 yaşını geçtiğine göre doğal bir iştir. Evet. Bu dediğim hareketler son 1,5-2-3 senedir biraz artmaya başladı. Bir farkındalık oluştu en azından, evet, değil mi? Belki benim tahminim de olabilir. Özel sağlık firmalarının gelişmesiyle, artmasıyla özellikle emekliler, ya bugün ne yapayım, bir doktora gideyim işte. Doktora gidiyor, bu şekilde birçok bozukluklar meydana çıkıyor. Siz sormadan ben söyleyeyim, doğan her çocuğun gözü hipermetroptur. Yani 7-8 numara, 10 numara hipermetroptur. Evet. Doğan her çocuk. Bu işte 3 gün, 4 gün, 1 ay, 2 ay içerisinde kendi kendini düzeltir. Bazen bir göz düzelir, öbürü düzelmez. Veyahut da birisi %100 düzelir, öbürü %60 düzelir. Bu çocuklar 7 yaşına kadar eğer doktora gidip, tedavisini ben anlatmayayım, onu bir doktor anlatır size. Eğer 7 yaşına kadar doktora gidip tedavisini yaptırırsa mesele yok, kurtarır. Evet, önlenebilir bir durum yani. Önlenebilir bir durum. Ama yok, gitmezse o çocuğun o az gören gözü tembel kalır. Hangi evet, numarayı koyarsanız koyun, takarsanız takın, belli ölçüde görür, tam göremez. Burada da şunu öneriyorum ben işte. Mutlaka çocukları 3-4 yaşlarında %100 hiç tartışmasız bir göz doktoruna, hatta 1-2 göz doktoruna evet, göstermelerinde fayda var. Evet, sanıyorum o bilincin oluşması çok önemli. Az önce de dediniz ya, 40 yaş üstüne gelmişse bir kişi bunu aklına getirmeli. Evet. Ama bizim aklımıza gelmiyor ne yazık ki. Böyle maalesef, bir bilinç olmadığı için belki de. Bir seminerde ben dinledim, çok hoşuma gitti. Her gördüğüm yerde anlatıyorum bunu. Semineri veren işte bir fabrikanın genel müdürü çıktı, dedi ki işte arkadaşlar, sizin kaç çift ayakkabınız var? Bir düşündüm, işte var herhalde 6-7 çift vardır. Kaç takım elbiseniz var? Kaç tane gömleğiniz var? Kaç tane kravatınız var? Böyle hepimizin en az 2-3 tane olduğu şeyleri tek tek sorduktan sonra kaç tane gözlüğünüz var dedi. Düşündüm, gözlükçü olmama rağmen benim bir tane gözlüğüm var. Yani halbuki öyle değil. Yani her mevsime göre, her ortama göre mutlaka en azından bir tane, iki tane gözlük olması lazım. Hele hele miyoplarda mutlaka bir yedek gözlük olması lazım. Tadildesiniz, evet, cumartesi pazardır, akşamdır, trafikte zorunludur ama birçok kişi bunu bilmez. Evet ve dikkat edilmiyor. 2 numara üzeri miyop olan insanlara trafik polisi yedek gözlük sorabilir. Evet, böyle bir... Tabii sorulmuyor pek ama çok istisnadır, ama sorabilir. Eğer yoksa size ceza yazabilir. 2 numara üzeri miyop bir göz için. Niye? O insan 5 metre ilerisini doğru görmüyordu onun için. Sorması da gayet doğaldır. Evet, can güvenliği için değil evet, mi? Evet. Mutlaka ki sorması kendisi gerekiyor. Değil, kendisinin başkalarının can güvenliği için. Evet, trafikte olan biri olarak. Evet. Peki şöyle bir şey dediniz az önce. Belli bir yaşa geldikten sonra yakını görme problemi oluyor ister istemez. Hı-hı. Ve bununla ilgili olarak doktora gitmeden gözlük alanlar da oluyor, olabiliyor. Hı-hı. Hatta seyyar satıcılardan alanlar da olabiliyor. Karşılaştınız mı? Bu konuyla ilgili neler çok, söyleyeceksiniz? Çok. Benden yani %80'i önce gelip benden gözlük istiyor. Ya kardeşim işte ya yakın için okuyacağım, bir gözlük ver bana. Biz de bir doktora yönlendiriyoruz. Ama işin çok enteresan bir yanı, çok önemli bir yanı bu. Değindiğiniz için teşekkür ederim. Hemen şurada Vakıflar Bankası, hemen şurada sağdan iyiye çıkan yol. İsim vermeyelim. Yok, verelim yani, yol burası. Bankaların yani, ismini vermeyelim. Evet, evet, herhangi bir bankanın önünde hazır gözlük satıyor adam. Yani gidiyorsun, çıkarıyorsun, göremedim, evet, çıkarıyorsun, göremedim. Sonra gördüm, alıyorsun, gidiyorsun. 10 lira, 15 lira hem de.
Bu gözlükleri bir defa gözlük katarak yapar. Hiç tartışması yok. İki, sağlıklı görüntü vermez. Büyüterek görüntü verir. Yani bir yazıyı büyütücü, diyelim ki merceğe koyduk, baktık, okuduk. Yani onun gibi bir görüntü verir. Ve sizi yorar. Baş ağrısı yapar. Devam için de dediğim gibi katarak yapar gözlük. Evet. Yani her insanın gözü katarak olacak diye bir şey yoktur. Ama o bu işi hızlandırır, çabuklaştırır. Nedir bu? Sağlık malzemesi satıyorsunuz. Yani siz bir marketten antibiyotik alabilir misiniz? Hatta aspirin bile alamazsınız, evet. Satılmaz. Yasaktır. Bu da yasaktır. Kim denetleyecek? Sağlık Müdürlüğü denetleyecek. Sağlık Müdürlüğü'ne söylüyoruz. Efendim diyor, o seyyar satışa girer, bizi ilgilendirmez, belediye denetleyecek, evet, bunu. Bu konuyla ilgili bu kavramı samimi söylüyorum, ben daha çözemedim yani. Dolayısıyla o adamları da oraya satıyor. Satması beni ilgilendirmez ama toplumun adına yazık, günah, bir de geri kalmışlığın da bir örneğidir bu yani. Evet, değil mi? Böyle bir yerden, evet, gözlük almak. Şimdi diyorlar ki Amerika'da marketlerde satılıyor bu. Doğrudur. Ama Amerika'da marketlerde satılan o gözlükler Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Müdürlüğü veya onların kuruluşları neyse onların denetiminde geçiyor. Yalnız okuma gözlüğü satılıyor. Ama o çamlar kaliteli, ama o çamlar göze uygun camlardır. Ona göre hazırlanmış. Ama orada bile gene bana göre o da bile yanlış bir kavram, yanlış bir düşüncedir. Çünkü aklına gelen gidip antibiyotik alamayacağı gibi. Evet, çok önemli bir nokta, evet. Hakikaten. Bu konuyla ilgili bir yasal boşluk da sanıyorum söz konusu ki satılabiliyor rahat bir şekilde. İnsanlar buna rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Ama bir yandan da sağlığı olumsuz yönde etkileyen ciddi bir konu var. Bir şeylerin yapılması da gerekiyor sanıyorum. Şimdi efendim, yasa çıkarmak çok önemli ama yasayı çıkarmaktan çok daha önemli yasayı uygulamak. Onun yasası var. Ama kimsenin gözüne batmadığı için, kimsenin dikkatine değmediği için gerektiği gibi ilgi ve alaka görmüyor. Evet, peki bu meseleye dönecek olursak tekrar, az önce bahsettiniz aslında ama nasıl başladığınızı bu mesleğe. Hem mesleğinizin sosyal yanı olan bir meslek, hem sağlık boyutu olan bir meslek. Müşterileriniz var mutlaka ki, uzun yıllar belki birlikte çalıştığınız müşterileriniz var. Neler gözlemliyorsunuz bu anlamda? Şimdi gözlük bir defa sağlık meselesidir. O yönden önce yaklaşacaksınız ona. Yani ben bu insanın sağlığını nasıl daha iyi temin edebilirim? Evet. İkinci husus, bir insana baktığınız zaman önce gözlerini görürsünüz. Üzerinde eğer gözlük varsa önce gözlükleri, ondan sonra gözünü görürsünüz. Evet. Dolayısıyla o gözlüğün o insana mutlaka yakışması lazım. Ben çok müşterime gözlük vermeden göndermişim. Yani gelmiştir, bir gözlük beğenmiştir, ben bunu istiyorum demiştir. Uymuyor, güzel durmuyor gözüne ve sağlıklı da olmuyor. Yok kardeşim, bu size olmaz. Ya olurdu, olmaz. İyi tamam, ben başka yere bakıp gideyim deyip gitmiştir. Vermem. Yani siz bana gelseniz yüzünüze çok uygun bir gözlük varken bir başka gözlüğü beğenseniz vermem ben onu. Dolayısıyla insanların hem sağlığı hem de fiziği açısından çok, evet, önemli bir mesleğimiz var bizim. Mesleğimi de çok seviyorum ben. Gerçekten çok seviyorum. Mesleğimdeki ilk bakış açım da müşterinin sağlığı. İkinci bakış açım müşterinin fiziki görüntüsü, durumu, görüntüsü. Ondan sonra da para kazanmak işte. Ona da bakıyoruz biraz. Dolayısıyla bu hususta ters düştüğüm, bu hususta anlaşamadığım, bu hususta bozuştuğum bir sürü müşterim var. Ama o müşterilerin, çünkü 42 yıldır ben bu işi yapıyorum, o müşterilerim dönüp dolaşıp sonra tekrar bana geliyorlar. İkinci, üçüncü gözlük alışlarında gene mutlaka bana dönüyorlar. Sizi tercih ediyorlar. Evet. Böyle de bir durum var. Peki, evet, az önce yakın gözlükleriyle ilgili konuştuk. Satıldığını, her yerde bulunabileceğinden bahsettik. Bir diğer konu da aslında tam da bu mevsimlerde çok alınan güneş gözlükleri. Evet. Ve güneş gözlükleri de neredeyse her yerde var artık. Kozmetikçilerde var, evet, tuhafiyelerde var. Her, hı-hı, yerde bulabiliyoruz, rahatlıkla bulabiliyoruz ve uygun fiyatlara bulabiliyoruz. Evet.
Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli ve o ucuz satılan güneş gözlüklerinin zararları neler olur göze? Şimdi efendim bir defa gözlüğün kaliteli olup olmadığını müşterinin anlaması çok zor. Yani çok iyi bir kullanıcı, çok iyi bir dikkatli birisi olacak ki onu fark etsin. Biraz önce o hazır gözlüklerden bahsettiğim gibi hani dedim ya işte kullananından belli bir zaman sonra katarak olur. Evet. Güneş gözlüğü bunu çok daha fazla çabuklaştırır. Bir defa camların mutlaka ultraviyole ışınları sızdırmaması olması lazım. Evet, amaç camların. Bu olmadı zaten evet. Değil mi? Güneş her camda UV yazar ama maalesef bu hazır satılan hiçbir gözlük UV değildir. Dolayısıyla yani böyle ateşteki isten böyle kararttığım bir camı gözüne koymakla o camı gözüne koymanın hiçbir farkı yoktur. Hatta o ateşte ısıttığın cam mutlaka daha düzgün bir camdır ki böyle dalgalanma yapmaz. O belki daha iyidir. O kadar problemli, o kadar zorunludur. Ha, onu insanlar almasın demiyorum. Alsın ama biliyorsunuz hanımlarda çok yaygındır. Evet, gözlüğü başın üzerine takma. Alsın başın üzerine taksın ama gözüne takmasın. Gözlüğün mutlaka UV sızdırmama, UV ışınları geçirmeme özelliği olması lazım. Mutlaka polarize olması lazım. Polarize çok önemlidir. Polarize cam dediğimiz dalgalanmayı, gölgelenmeyi engelleyen, onu kaldıran. Hani güneşli bir havada, düz bir asfaltta gidiyorsunuz, arabayla gidiyorsunuz. Uzakta böyle yerin sanki su birikintisi olmuş gibi görürsünüz. Bilmiyorum evet. Hiç farkında mısınız? Onu mesela kaldırır. Öyle bir şey anlayamazsınız onda. Tamamen düz, net, görmen gereken nesneleri size gösterir. Gözünüze zararı olan şeyleri engeller. Dolayısıyla mutlaka polarize ve UV ışınları geçirmeyen gözlük, güneş gözlüğü tavsiye edilmelidir. Evet, bunu da işin uzmanından almakta fayda var sanıyorum bu konuyla ilgili. Yani elbette efendim hani derler ya ekmeğe ekmek için al, bir ekmek daha fazla para ver. Öyle bir laf vardır. Doğrudur. Yani uzmanından alması lazım. Ancak tabii şu da var şimdi. Bizim meslek grubunun ciddileşmeye başlaması son 10 seneyi alır. Yani ondan önce dedim ya ikinci işti. Yani evet, saatçi yapan. Evet. Sektör. Yani yan bir sektör. Ben isterdim ki işte bizi birileri gelsin, kontrol etsin. İşte nasıl yapıyorsun, aletlerin nedir? Defter tutuyor musun? Verdiğin numaraları defterine işliyor musun? Gibi böyle bir şeyler olsun isterdim ama hiç arayan soran olmazdı biz. Diplomasız çalışırdı o zaman insanlar. Bunu da o zaman biraz sonra değinirim ben. Diplomasızı. Bu son 10 senedir artık oluşmaya başladı. Sağlık müdürlükleri tarafından. Evet, bir meslek haline, tam anlamıyla bir meslek haline gelmiş oldu. Geldi ve bizi kontrol etmeye başladılar. Ancak bana göre gene de yeterli değil. Dedim ya işi bilenden alacaksınız ama işi bilen insanın da iyi niyetli olması lazım. Evet değil mi? Ticari amaç ön plana çıkarsa maalesef. Bir noktaya yani gidebilir şimdi konu. Şimdi bir şey gene bir örnekle size söyleyeyim. Prokrasi dediğimiz camlar var. Biraz sonra onu da değineceğiz evet. Herhalde. Notlarınızda vardı. Prokrasi dediğimiz bir cam, yani uzağa yakın orta mesafeyi aynı camda toplayan, aynı şeyi de toplayan bir camdır. Bu camın bugün bir çiftinin 300 lira olanı da var, bir çiftinin 2 milyar 700 milyon lira olanı da var. İkisi de aynı şeyi ihtiva ediyor. Evet. Şimdi müşteri geliyor, tabii herkes en iyisini en ucuzana almaya çalışır. Birçok arkadaşımız maalesef bu 2 milyon liralık camdır veyahut da bu 1,5 milyon liralık camdır ama ben sana bunu 300 liraya veriyorum deyip verildiği vardır. Bunlar çok hoş değildir. Yani elimizde liste vardır. Bu listenin içerisindeki bütün cam fiyatları bellidir. Hepsi aynı şeyi ihtiva eder ama yani atıyorum
otomobil alıyorsunuz. Bir marka otomobilin 7-8 değişik modeli var. Evet. 7-8 değişik standardı var ayrı ayrı. Hepsinin fiyatları da ayrı ayrıdır. Bunun gibidir o progresif camlarda. Onun için tabii satıcının da iyi niyetli olması lazım. Biraz önce anlattığım gibi para kazanmak değil, önce sağlığı düşünmek lazım. Ondan sonra para kazanmaya geçmek lazım. Evet, sağlıkla ilgili konu olunca değil mi? Öncelik sağlık olmalı. Yani elbette her şeyden önce sağlıktır. Yani evet. Yani bir şey daha var. Derler ki işte ben falanca gözlükçüye gittim. Bana yanlış numara verdi ve benim gözlerim ondan dolayı bozuldu. Öyle bir şey yoktur. Yani bir insanın yanlış gözlük kullanmasıyla gözünün bozulması söz konusu değil. Ancak nedir? Kullandığı süre içerisinde rahat edememiştir, doğru görememiştir, yanlış görmüştür, farklı görmüştür. Ama farklı görmüştür. Yani 5 ay, 4 ay, 1 sene, 2 sene neyse o insan eksiklik çekmiştir. Niye? Bir gözlükçünün hatasından dolayı. Bu hatayı tabii zaman zaman bizler de yapıyoruz. Yani kalabalık bir anda değil mi? Çok işte kalfanıza insana veriyorsunuz, diyorsunuz ki şu reçeliği şuna tatbik et, sağını sola, soluna sağa, taktığı da oluyor. Yani işte 500 müşteriden bir tanesinde falan olabiliyor bu. Mesele o eksikliği size müracaat edildiği andan itibaren hemen çözmenizdir. Evet, çünkü daha büyük problemlere yol açabilir ilerleyen zamanda. Bunun yani önüne geçebilir. O hastayı en azından hemen rahatlatıyorsunuz yani. Evet. Mesele orada. Peki güneş gözlüklerinden bahsediyoruz. İsterseniz yine ona dönelim. Numaralı güneş gözlüğü ya da kromatik diye ifade edilen güneş gözlüğü dendiği zaman ne anlamalıyız? Bu özel bir üretim sanıyorum değil mi? Numaralı evet. Güneş gözlüğü evet. Özel olarak üretiliyor. Evet. Evet. Bunun yapım aşaması nasıl oluyor? Neden ihtiyaç duyuluyor böyle bir şeye? Şimdi adamın gözü 2 numara miyoptur. Bu 2 numara miyop insan gözlüksüz sokakta dolaşamaz. Rahat edemez. Ama güneş de var. Gözünü güneş yakıyor, bozuyor, rahatsız ediyor. Bu insan bize gelir. Bizim buna birkaç alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi, kardeşim şuradan bir tane güneş gözlüğü beğen. O güneş gözlüğüne biz reçelini tatbik edelim. Veyahut da bir çerçeve beğen, o çerçeveye kromatik cam takalım. Kromatik cam güneşli havada, karlı havada koyulaşan ama içeriye girdiğiniz zaman belli bir süre sonra beyazlaşan bir camdır. Evet. Ancak bugünkü teknolojide bütün otomobillerin ön camları UV geçirmelidir. Dolayısıyla yani ben kromatik bir cam alayım da arabayı sürerken güneş gözlüğü yerine kullanayım derseniz o olmaz. Niye? O camın önüne geçtiği zaman gelen güneş onun gözünü karartmaz. Güneş gözlüğü haline çevirmez. Evet, böyle bir etkiye sahip evet. Olmuyor. Aynı zamanda o cam da genellikle böyle büyük güneş gözlüklerine gibi yerlere takılmaz. Yani aksesuar olarak da görevini yerine getirmez. Evet, normal bir gözlükmüş gibi. Evet, normal bir gözlükmüş gibi olur. Dolayısıyla biz o arkadaşımıza bir güneş gözlüğü beğendiririz. Alacağı camın niteliğine göre, yani o camların bile farklı farklıları vardır. Yani ben bu camı yalnız renkli cam olarak istiyorum derse, o cam o gün akşama, sabahleyin beğenirse, akşama ona teslim edilebilir. Hayır, ben bu camı polarize istiyorum derse, 3 gün beklemesi lazım. Çünkü onu biz fabrikaya sipariş veriyoruz. Fabrika onu polarize olarak imal edip bize gönderiyor. Tabii o dip bir camın polarize olması da biraz önce polarizeyi anlattığım evet. gibi çok daha farklı ve çok daha önemlidir. Ama bazısı da der ki ya kardeşim beni gündüz renkli idare ederim ben bununla derse aynı gün biz ona renkli olarak onu yapıp verebiliriz. Dilediği gözlük modeliyle yani klasik gözlük modeliyle değil dilediği kendisi model. Kendisi seçebiliyor. Tabii seçebiliyor. Onu alıyoruz, o üzerindeki camları çıkarıyoruz. Reçeldeki camları renklendirip ona tatbik ediyoruz. Evet, önceden filmlerde görürdük değil mi? Kapaklı gözlükler. Efendim, herhalde bunun yerine geçmiş mi gene oldu? Gene var, hayır. Gene var o. Yani bazı
Daha önce o klips takılıyordu üzerine. Şimdi fabrikalar o gözlüğü orijinal olarak yapıyorlar. Yani alıyorsunuz, üzerine klipsi vardır. Ona optik cam takıyorsunuz, sonra klipsi üzerine ekliyorsunuz. Güneş gözlüğü yerinde geçiyor. O, onun hiçbir zaman modası geçmez o. Tercih ediliyor yani hala. Tabii tercih ediliyor. O camların da polarizeleri vardır şimdi. Yani bayağı kalitelidir. Geçmez yani, o devam eder o. Evet. Bitmez de. Kullanım açısından daha kolay olduğunu düşünenler vardır mutlaka ki çıkartmadığı yani, için evet, ayrıca. Evet, yani, yani eğer bir aksesuar olarak düşünmüyorsa bir insan onu alabilir. Ama yani özellikle hanımlar ya hem bakıyor işte arkadaşı farklı farklı güneş gözlüğü kullanıyor ama o kullanamıyor. Niye? Göremiyor. O işte gelir istediği modeli bir güneş gözlüğü beğenir, ona cam tatbik edilebilir. Evet, güneş gözlüğü son zamanlarda sanıyorum daha çok bu yönüyle ön plana çıkıyor. Bir aksesuar gibi düşünülüyor ve hatta bununla ilgili moda diye tabir edebileceğimiz bir durum oluşturuluyor. Her yıl farklı bir moda söz konusu olabiliyor. Aksine efendim güneş gözlüğü daha önce aksesuar olarak düşünülürdü. Yani 70'li 80'li yıllarda güneş gözlüğü aksesuar olarak düşünülürdü. Hatta bazı insanlar güneş gözlüğü takmazlardı. Ya işte bak diye işte hava atıyor diye takıyorum diye takmazlardı güneş gözlüğü. Ama özellikle 2000'li yılların başlarından bu yana güneş gözlüğünün gerçek manada kullanılması gerektiğini hekimler söylüyor. Ben söylemiyorum, bilmiyorum da ben öyle bir şey. Ama hekimlerin tavsiyesi güneş ışıklarından mutlaka ve mutlaka gözün korunması gerektiğini söylüyor. Tabii karlı havada da gözümüzü böyle kısarız, gezeriz. Evet, ama o kadar şart değildir o. Yani ileriye dönük bir zarar vermez. Ama güneşli havada, güneş yani tıbbi olarak konuşmayayım ama güneş göze zarar veriyor. Zaten o rahatsızlığı hissedebiliyoruz değil hem mi? Tabii hem hissediyoruz. Zaten gözümüzü böyle kısmaktan bir defa doğal olarak baş ağrısı oluşuyor. Evet. Ama kadrak olma ihtimali gene çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla güneş gözlüğü bir yazlık gömlek gibi, bir yazlık ayakkabı gibi İhtiyaç. İnsanlara lazımdır. Evet. Peki gözlük kullanmak istemeyenler olabiliyor. Bununla ilgili de lens denen bir kavram var. Evet. Siz lens de satıyorsunuz sanıyorum değil mi? Satmıyorum. Satmıyor musunuz? Satma yetkim var olarak ama satmıyorum. Neden peki bu yetkinizi kullanmıyorsunuz? Öncelikle ondan başlayalım o zaman. Biraz önce sağlığa çok önem verdiğimi söylemiştim ben size. Lens gözün içerisinde bir çöptür. Yani gözünüzde bir yapay çöp bir var madde. Ama o çöp biraz kaygan olduğu için sizi rahatsız etmiyor. Lensi birçok doktor da tavsiye ediyor. Ama benim mantığım almıyor onu, rahat edemiyorum. Ha tabii keratofokus hastaları vardır. Onların lens kullanması zorunludur. Onu demiyorum ben. Normal insanların kullandığı lensi diyorum. Efendim lens dediğim gibi gözün içerisinde bir çöptür. Göze her an zarar vermeye hazırdır. Verdiği zararı da tedavi etmek kolay kolay mümkün değildir. Benim şimdi bizi izleyenler vardır mutlaka, o izleyenlere tavsiyem şudur. Eğer gözünüz yüksek derecede miyop veya hipermetropsa gözlüğünüzü, lensinizi alın. Ama lensinizi her zaman takmayın. Toplantıya gideceksiniz, düğüne gideceksiniz, ne bileyim denize gireceksiniz. Yani bir saatliğine, iki saatliğine takın ama sürekli lens kesinlikle takılmaz. En basit örneği göz korneasını inceltir. Yani üzerine bir baskı, gözün üzerine bir baskı, sürekli onu basacak ve hiç bir zararı olmadığı zaman bile göz korneasını inceltir. Evet, doğru kullanılmadığı zamanlarda da daha büyük sonuçlara, daha yani, büyük sağlık problemlerine yol açtığını tabii biliyoruz. Çok aşırı derecede hijyen olması lazım. En ufak bir mikrop kapmasında gözün iltihaplanması, göz argalarının bozulması, konjüktivit, her türlü şeyin olması mümkündür. Evet, bu sebeplerden dolayı siz bulundurmuyorsunuz. Ben kesinlikle, hayır, kesinlikle bulundurmuyorum. Bir de bu Çin mallarının çıktıktan sonra lensler de çok ucuz. Yani, evet, bunun da bir yani 40-50 liraya lens alabiliyorsunuz, alabilirsiniz. Evet, ve görsel olarak tercih ediliyor zaman zaman hiçbir problem olmadığı halde. Tabii gözü, olarak gözü sıfır numara olan insan bile gelip bizden kozmetik lens istiyor. Yani renkli olsun, işte yeşil olsun, mavi olsun, lens istiyor.
Tabii evet. Biliyoruz yapacakta bir şeyimiz yok. Böyle bir durum var. Peki tekrar evet. gözlüklere dönelim o zaman. Evet. Camların bazı özellikleri olduğunu biliyoruz duyduğumuz kadarıyla. Organik cam diye tabir edilen bir cam var evet. örneğin. Evet. Nedir organik cam? Ham maddesi naylon. Yani, evet, yani plastik. Gerçek anlamda bir cam değil. Plastik değil tabii plastik. Ama organik cam daha hasta için daha uygun bir camdır. Yani hiçbir şey yapmasa eskidiği zaman, çizildiği zaman değiştirir. Mineral cam ağırdır. Organik cam çok hafiftir. Ama tabii organik cam da 3-4 sene sonra numarası belli bir erozyona uğruyor. Bazen yükseliyor, bazen düşüyor. Ve çabuk çiziliyor organik cam. Bir başka şey daha, 10 sene önce organik cam mineral cama göre çok daha pahalı bir camdı. 2-3 katıydı. Evet, şu anda durum... Şimdi artık organik cam mineral camdan daha ucuz ve yaygın olan da o. Hatta resmi kurumlar organik camın daha pahalı olduğu zamanlardan kalma fiyatları uygularlar hala. Yani mineral cama daha az para, organik cama daha fazla para öderler. Dolayısıyla organik cam plastikten, yani bütün halkın anlayacağı dilden konuşuyorum ben, plastikten yapılmış. Tabii bunun kaliteli yapılmışı vardır, idari maslahat yapılmışı vardır. Çok açık bir şeyle daha kısa insanların anlayacağı gibi söyleyeyim. Çin malı vardır, evet. İtalyan malı vardır, Fransız malı vardır, Alman malı vardır, Türk malı vardır. Türk malı, Türkiye'deki cam standardı şimdi dünya ile yarışır bir durumdadır. Yani evet, iyi bir noktadayız. Tabii dünyadaki 4-5 tane fabrika saysan bu ilk 5'e girer Türkiye'deki fabrikalar. Ama açık göz vatandaşımız Çin'e gidiyor. Bir kargo, bir tır camı Türkiye'ye getiriyor. Fiyat olarak daha uygun. Farklı bir şey söyleyecektim ama söylemeyeyim. Tabii fiyat olarak çok daha uygun. Biraz önce progresif camdan bahsettim ya. Evet. 300 liralık cam, 2 milyar 700 milyon liralık cam. İşte o 300 milyon liralık cam elbette Çin malıdır. Yani tartışmaya gerek yok. Evet. Çin malının da pahalısı vardır. Ama ülkemizde öyle çok fazla yaygın değildir. Pahalısı da kalitelidir. Evet, böyle de bir durum var. Evet. Anladığım kadarıyla organik camın hem avantajları var ama bazı noktalarda da dezavantajları var. Yani uzun kullanımlarda dediğim gibi erozyona uğruyor ama yani bir insanın hiç olmasa bir senede bir gidip bir kontrol edilmesi lazım. Midesinden, karnından, kalbinden, tansiyonundan, şundan bundan. Bunun için gözünden de muayene olması lazım. Bir senede bir gözlük. Bir sene değil de en az 2 senede bir gözlüğü değiştirebilir. Evet. Şart değil. Bu nedenle organik cam kullanılabilir. Daha kullanılabilir. Daha avantajlı bir camdır. Evet. Evet. Peki temizlik de önemli bir yere sahip gözlük kullananlar için. Çünkü sürekli olarak gözünüzde olan bir aksesuar diyelim artık. Nasıl olmalı temizliği gözlüğün? Şimdi benim gözümdeki gözlüğüm kirlendi. Bunu temizlemem icap ediyor. Çıkarıyorum cebimden silme bezini, siliyorum, koyuyorum. Bu çok yanlış. Niye yanlış? Camın üzerinde gözle görülmeyecek kadar minik minik tozlar vardır. Ben bu gözlüğü o vaziyette çıkardım, silme bezini üzerine sürdüm. O toz zımbara haline dönüşüyor ve camı çiziyor. En basiti, gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Hiçbir şey bulamazsak şu suyu üzerine döküyoruz şöyle. Evet. Gözlüğümüzü siliyoruz. Niye döküyoruz üzerine? Üzerindeki toz akıyor. Camın üzerinden toz akıyor. Evet, yani bu daha sağlıklı değil mi? Bunu yapan, gözlüğü bu şekilde koymayan bir insanın gözündeki gözlük en az 3 sene tertemiz kalır. Bu kadar basit. Yani camı ısıtarak, su dökerek siliyoruz. Yüzeyi yere gelecek şekilde koymuyoruz. Yani en azından şöyle koyuyoruz gözlüğümüzü. Bu şekilde bir gözlük en az 4 sene hiç çizilmeden kullanılabilir. Temizliğin en basit örneği odur. Bir başka şey daha, vatandaşlarımıza söylüyorum ben. Her mağazanın bir promosyonu vardır.
Mesela bizde nedir? Bir vidası düşmüştür, gelir, biz onu takar veririz. Ücret talep etmeyiz. İşte gevşemiştir gözüne, alır, sıkıştırırız, düzeltiriz, veririz. Ücret talep etmeyiz. Affedersiniz. Estağfurullah. Şimdi her gözlükte silme, yıkama makinesi dediğimiz bir makine de vardır. Evet, bu işin artık makineler aracılığıyla yani, tabii, da yapılabiliyor. Tabii çok daha güzel oluyor. Çünkü en ince zerresine kadar makine onu temizliyor. Bir gözlükçüye uğrasınlar. Temizletsinler. Versinler, temizlesinler. Yani bundan ücret de talep edilmiyor. Talep edilince eder, 1 lira, 2 lira talep eder. Bundan bir şey olmaz zaten. Ama şu, yani biz talep etmiyoruz. Birçok insan talep etmiyor. Öyle biliyorum ben. Bazıları biraz acıkıyorduk yapabiliyor tabii. Yani hiç olmazsa 15 günde bir, 10 günde bir yere uğrayıp gözlüklerini yıkatsınlar. Evet, gerçek anlamda bir temizlik sağlanmış tabii olur ve sanıyorum gözde biriken o toz yine göze zarar veriyor ve gözün numarasıyla ilgili belki değişikliğe yol açabiliyor mu zamanla? Yok, yok öyle, yok öyle. Öyle bir etkisi yok. Yok. Ama etkisi tabii yok. Temiz olması daha net görüntü açısından. Tabii canım, çok çok daha net görüntü alması açısından çok daha farklı, evet, daha güzeldir. Peki merak ettiğim bir nokta daha var. Az önce bahsettik gerçi organik camdan ama görüntü kalitesi açısından kıyaslamadık. Görüntü kalitesi açısından organik cam mı daha net görüntü sağlar yoksa mineral cam diye tabir ettiğimiz diğer cam mı? Kıyaslıkla cümlenin arasında gizlendiği için belki de farkında olamamışsınızdır. Organik cam belli bir seneden sonra, yani en az 2 seneden sonra erozyona uğrar. Yani numarası küçülür veya yükselir. Evet, dolayısıyla ama ilk 2 sene bozuluyor. Kesinlikle ilk 2 sene kalitesine göre bu çok daha yükseliyor ama kesinlikle ilk 2 sene mineral camla onun hiçbir farklılığı yoktur. Kalite aynıdır. İşte kullanım açısından, camın kalitesi açısından 2 seneden sonra organik cam belli bir erozyona uğrar. Hatta birçok organik cam aldığınız zaman beyazdır. 2 sene sonra böyle baktığınız zaman dışarıdan sanki renkliymiş gibi, evet, olur. Sarımsı. Sarımsı, kahverengimsi, kahverengimsi bir renk almaya başlar. Bunda tabii camın kalitesine göre yani değişebiliyor. Bazısı hiç olmuyor ama bazısı bir sene, iki sene sonra oluyor. Bazen bizim stoktaki camlarımızın içerisine bakıyoruz, çıkarmışız. Cam işte 5-6 ay, bir sene durmuş orada. Orada renklenmiş kendi kendine. Öylesi de vardır. Tabii bunlar ya üretim hatasıdır veyahut da cam kalitesizdir. Evet. Renklendiği zaman da yine bir tehlikeden bir tehlike falan oluşmuyor. Hayır, oluşmuyor ama ben beyaz cam talep etmişim, beyaz cam istemişim, beyaz cam almışım ama bir sene sonra renkli olmuş. Yani benim keyfime keter verir. Yoksa yok, görme açısından herhangi bir şey görme yok. Görme açısından bir farklılık yok, olmuyor yok, değil mi? Yok. Sadece yok. Görsel açıdan dışarıdan bakıldığı zaman evet, fark edilen evet, bir durum evet, var. Evet. Peki az önce yine bahsettiğimiz bir konu vardı ama ayrıntılı bir şekilde aktarmadık. Hem astigmat diyelim ki hem miyop bir kişi. Bunun için özel bir cam söz konusu sanıyorum. Şimdi önce astigmatı sorun bana. Miyopu sorun, ona sorun. Tamam bana. İstersen yine öyle yapalım. Evet. Dediğiniz gibi olsun. Astigmat sizlerin, bizlerin en kolay anlayacağı bir şekilde şöyle tarif edebilirim ben size. Gözün, korneanın bir anatomik yapısı vardır. Belli bir ölçülerde olması lazımdır. Bu da normali bir futbol topu gibi olması lazım. Yani düzgün, tam yuvarlak olması lazım. Ama bazı gözler işte beyzbol topu gibi olur veya Amerikan futbol topu gibi olur. Yani biraz daha yayvan olur. O normal olan gözlerde astigmat olmaz. Ama o elipsleştiği şekil, yayvanlığı arttığı müddetçe astigmat yükselir. Astigmat 0.25'ten başlar, 5-6 numaraya kadar astigmat oluşabilir gözlerde. Dolayısıyla o insanlar, gözü astigmat olan insanların en büyük özelliği hiçbir zaman 360 derece bir yuvarlağı 360 derece yuvarlak gibi görmezler. Yumurta gibi görülür o. Ve farkında da olmazlar. Dolayısıyla bunlara astigmat cam verilir. Hipermetrop cam dediğimiz dünyada ilk gözlük bulunduğu zaman hipermetrop cam bulundu. Bunu da hep yakını okumak için kullanıldı. Evet. Bu 350 yıl sonra miyop cam bulunmaya başlandı. Bundan da 200 yıl sonra bunlara sap takılmaya başlandı. Evet, o kadar aralıklı ki.
Evet. Bu da enteresan çok, bir şey evet. aslında. Bak işte yani Türkiye'deki insanlara çok fazla kızmamak lazım. Dünyada bile. Çünkü çok evet. yani görüyorum zannetmiştir insan. Evet, çok önemsenmemiş belki de. Önemsenmemiştir evet. Hibermetrop çam genellikle yakını göremeyenlerin kullandığı çam diye anılır. Ancak 40 yaşına kadar da hibermetrop çam verilen hastalar vardır. Çoğunlukla da böyledir. Onlar bile onu uzağı da onunla beraber görürler. Miyop çam, yani kenarları kalın, ortası ince, iç bükey dediğimiz çam, bunlar da uzağı göremezler. Hatta biraz laftan lafa geçiyorum ama işte onu gerektiriyor konuşmamız. Bugünlerde ya son 4-5 senedir, yaşımız 4-5 senedir yakını ve uzağı düzeliyorum diyen hekimler var. Piyasaya çıkıyorlar, televizyonlarda konuşuyorlar. Ben işte uzağı da aynı gözle görüyorsun, yakını da aynı gözle görüyorsun. Öyle bir şey yok. Evet. Lazerle bir göz miyop yapılıyor, bir göz hipermetrop yapılıyor. Miyopla yakını, hipermetropla uzağı görüyor insan. Yani evet. birbirini dengeliyor. Dolayısıyla tabii belki uygun bir şeydir ama sağlık açısından çok uygun bir şey değildir. Ama tıpta çok büyük gelişmeler olmuştur. Bu çok büyük gelişmelerin yanında gözde de olmuştur. Çok ciddi manada farklılıklar olmuştur. Bizim zamanımızda yani yeni yeni gözlükçülüğe ve daha 15-20 yıl gözlükçüyken bile katarak ameliyatı olan bir hastaya şu şişenin şu kalınlıkta cam takardık biz. Evet. Yani katarak ameliyatı olurdu, gözünü kapatırdı, bir hafta sonra hastaneden çıkardı, gelirdi bize işte 10 numara, 12 numara, 13 numara ona cam takar verdi. Bugün artık o bitti. Niye bitti? Göz içi lens, göz içi lens dediğimiz lensler çıktı. Hekim sizi ameliyatı varken korneayı kaldırıyor. Korneanın altına lensi yerleştiriyor. Gözünüzü kapatıyor. 15 dakika sonra da gözünüzü açabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla daha önce yalnız bifokal dediğimiz camlar vardı. Yani camın şurasında bir gerdik vardı. Üstünden uzağa görüyordunuz. Evet, altından yakını görüyordunuz. Şimdi o da o kadar çok değil. Progresif dediğimiz camlar çıktı. Veya multifokal dediğimiz camlar çıktı. Bununla bu camda uzağı, yakını ve orta mesafeyi görebiliyorsunuz. Bunun da çok farklı kaliteli oranları çıktı. Biraz evet. önce dediğim gibi 200 milyon lira, gibi. 2 milyon 700 bin lira olan oldu dediğim gibi camlar vardı şimdi. Antrefle camlar vardır şimdi. Antrefle camlar zararlı ışıkları tamamen gözünüzden geçen. Ben hep bunu normal deyimiyle anlatmıyorum. Çünkü bilemeyiz. Bu işin uzmanı değiliz. Hatta ben seminerlere gittiğim zaman konuşmacıya diyorum ki kardeşim benim anladığım lisandan anlat bana. Sen bana bir konveks cam dersen derim geçerim. Ben konveks camı bilmem. Ama bana artı cam de veyahut da hipermetrop cam de bana derim yani. Onun için bu şekilde konuşuyorum. Antrefle dediğimiz cam eskiden böyle televizyonların önüne bir şey koyardık. Evet, hatırlıyorum ben de. Perde koyardık. Koruyucu gibi. O cam da işte camda güneş gözlüğünün camında o özellik olan camlar vardır. Yani daha net, daha doğru görürsünüz. Araba sürüyorsunuz gece. Karşıdan gelen arabanın farları sizin gözünüzü alır. Ama öyle bir camda sizin farlar sizin gözünüzü almaz. Antrefle dediğimiz camlar da bunlardır. Polarize camlar dediğim biraz önce işte evet, izah ettiğim gibi bu tip camlar çok fazla vardır ve dediğim gibi biz eskiden yani 1997-98'e kadar 3 çeşit cam satardık. Beyaz cam, organik cam, kolormatik cam. Başka bir cam türü yoktu bizde. Şimdi samimi söylüyorum ben bile sayısını bilmiyorum. Yani evet, hangi... Her geçen gün belki de yenileri ekleniyor. Evet, o kadar çok var ki müşterime ben artık bunlar hiçbirisini aklıma gelmiyor ki önereyim yani. O kadar çok değişik farklı camlar vardır. İnceltilmiş evet. camlar vardır. Evet. Yani bir 7 numara bir cam atıyorum. Çok ciddi manada kalın duran bir camdır. Şu anda öyle değil ama.
Yani öylesi de var ama öbürü de tabii onun çok fazla fiyatınadır. Ama evet. 2 numara gibi, 1 numara gibi duran 7 numara çamlar da vardır. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Anlattıklarınız için, burada olduğunuz için, paylaşımlarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, Optik Ahmet Bulut stüdyomuzda bizlerle birlikte oldu ve kendisiyle gerçekleştirdiğimiz sohbeti burada sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evi programında yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz sizlere. Hoşçakalın.